Mutlu günler, mutlu pazarlar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Selahattin Kınalı ve Ergin Aslan'la birlikteyiz. Az önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli'nin Antalya kampında basının sorularını yanıtladığı görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar. Merhaba, diliyorum. İyi pazarlar diliyorum size de. Biz de sana. Çok teşekkürler. Güzel ülkemize de iyi pazarlar dileyelim. İstanbul güneşli ama diğer tarafları bilmiyoruz. İnşallah her tarafta güneş o gülümseten yüzünü gösteriyordur. Selahattin Kınalı'dan yine alıştığımız, bildiğimiz açılışlardan birini gördük. Evet, şimdi dediğimiz gibi Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli'nin basın toplantısını canlı olarak ekrana getirdik. Birazdan arkadaşımız Sercan Dikme'ye de gideceğiz. Antalya kampı ile ilgili yine bilgiler, detaylar kendisini de ondan alacağız. Ama önce isterseniz basın toplantısını birkaç cümleyle şöyle bir değerlendirelim. Yeni bir plan, yeni bir proje. Aslında Beşiktaş'tan çok fazla haber geliyor son günlerde. Ergin Antalya'dan, Sercan da çok güzel röportajlar evet. yapıyor. Genel anlamda moraller yerinde gibi görünüyor. Bir Doğru. motivasyon var gibi görünüyor. Herkes en azından oluşturulmaya çalışılan bu projeye inanmış gibi görünüyor. Sen ne dersin? Yani projeyi tam nedir, onun etrafını, Romantizm. O çerçevesini çizmemiz lazım. Projeden kastımız hangi sürede meyve verecek? Beşiktaş gibi hedef takımı o hedeflerde yoluna yürürken, hani projeyi oluştururken aynı zamanda o hedef takımı olma hüviyetini devam ettirecek mi? Tabela ile doğru orantılı olacak mı skorboardda? Bu gerçekliği yok sayamayız. Şimdi Beşiktaş Başkanı bir tasarrufta bulundu. Çünkü nihayede Türkiye'de spor kulüplerinde başkanlık sistemi vardır. 15 yöneticinin 14'ü farklı bir el kaldırsın. Başkanın kaldıracağı el hepsinden ağırdır. Ve ona göre karar verilir. Dolayısıyla Sayın Ahmet Nurçebi bir tasarrufta bulundu. Dedi ki sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı'dır. Teknik direktörümüz de Önder Karaveli'dir. Evet. O sürecin tam adı konmadan önce biz bu konuda... Ama bazen yöneticilerin ve Ceyhun Bey'in teknik direktör arayışları, yabancı teknik adamlar, işte anlatılan bazı süslü cümleler, bunların üzerine çok eleştiriler de getirdik. Tamam, şimdi adı kondu. Adı konduktan itibaren biz şimdi bakıyoruz. Bir yola çıktı Beşiktaş, bir rota çizdi. Bu rotayı görmek lazım. Yani burada yargısız infaz ya da işte peşin hükümlülükten ziyade bir görmek lazım serüveni. Yapmak istedikleri güzel. Yani şimdi ben benzer cümleleri epeydir duyuyorum. Benzer cümleleri epeydir dinliyorum. Hem Ceyhun Bey'den hem Önder Hoca'dan. Güzel, yani ne yapılmak istediğini aşağı yukarı anladım. Herkes de anlamıştır diye düşünüyorum. Bundan sonrası pratik işi. Teorik güzel. Çünkü cümleler güzel değil mi? İnsanın da kulağına hoş geliyor. Bir de Beşiktaşlılar sever. Niye sever? Geçmişte bu tarz hikayeleri vardır Beşiktaş'ın. Hamdi Serpiltüz'ün hocadan, sonra 10 yıl sonra işte Gordon Milne döneminin Metin Ali Feyyaz'ından, yakın tarihte Feda dönemi Fikret Başkan'la başlayıp sonra devam eden ve şu andaki dönem. O yüzden biraz hoşuna da gider Beşiktaşların, ama burada mesele teorikten ziyade pratik olarak ne gördüğü. Yani Emirhan ve Emirhanvari isimleri sahada daha fazla görüp verim alabiliyor musun? Sırf genç ve Beşiktaş öz kaynağından diye değil. Aynı zamanda genç ve öz kaynaktan olmasının yanında 11 oynayabilecek, A takım oynayabilecek yetenekli çocukları yakalayabilmek, sahada verim alabilmek, süre verebilmek, sonuç alabilmek. Bunları yol belirleyecek, serüven belirleyecek. Çıktıkları yolda yolları açık olsun. Bu konuda köstekten ziyade artık destek olmak lazım. Bir görmek adına destek olmak lazım. Öbür türlüsü biraz daha peşin hükümlülük olur yani gibi geliyor. Yani olumlu konuşmak için de, olumsuz konuşmak için de bir görmek lazım diyor Ergin Aslan özetle. Selahattin Kınalı, katılır mısınız? Antep'te şöyle bir deyiş vardır. Antepliler çok kullanır. Yeminiyle yürüdüm de hop hopla koşmam mı kaldı? Hop hop, tahta takunya gibi şeyler vardır. Onlara hop hop der Antepliler. Şimdi Beşiktaş'ın fotoğrafına genel olarak bakarsak 25-30-35 milyonluk bir bütçeyle yola çıkıldı sezon başında. Bir sürü hatalar yapıldı ve başarısızlık çıktı ortaya. O başarısızlık sonrası Karaveli Hoca'ya sarılarak romantik bir öykü yazmaya çalışıyor, hissi veriyor bize Beşiktaş şu anda. Karaveli de hakkını teslim edelim. İletişimi çok iyi bilen, kullanan, kitle iletişimini iyi yapan, kendi derdini iyi anlatan, jargonu, kendine özgü bir jargonu olan, ortalama futbol antrenörü çipinin biraz üzerinde bir profil çiziyor. Beğenerek de izliyoruz ama
bize asıl kararı verdirecek olan Ergin'in tarif etmeye çalıştığı. Sonuçta bu tarladan ne tür bir ürün çıkacak yani? Tamam, tarla çok güzel. İşte gübresi iyi, güneş hava, güneş uygun miktarda güneş alıyor. Sulaması çok güzel. Evet. Fakat kararı ne zaman vereceğiz? İşte bir 5-10 maç izleyeceğiz. Ne çıkıyor bu tarladan? Söylemlerle eylemlerin örtüşmesi lazım. Beşiktaş gibi büyük markalar söylemlerle günleri kurtarırsın, idare edersin ama asıl olan sonuçtur. Maalesef sonuçtur. Aslında Türkiye'de planlı bir iş yapma geleneği olmadığı için bütün doğu derken hani Japonya'ya falan da haksızlık etmeyelim. Onlar planlı çalışıyor. Onlar da doğu sonuçta. Orta Doğu kökeni diyelim. Nereden baktığına bağlı. Amerika'dan evet. Bakınca batık olarak görünüyor Japonya. Aynen öyle Ergin. Yani planlı işlere çok yatkın bir genetiğimiz yok bizim. Dayatmayla gelen bir tabloyu yaşıyoruz şu anda. Bunu bir seçimmiş gibi, bir planlı bir işmiş gibi kitlelere sunmanın çok bir anlamı yok. Bir başarısızlık var ortada. O başarısızlık sonrası bana göre de doğru bir hamle var Beşiktaş cephesinden gelen. Ama bunun ne kadar doğru olduğunu ya da camianın bunu ne kadar hazmedebileceğini, ne kadar zaman verebileceğini henüz bilmiyoruz. Bunu belirleyecek olan da hoca ve oyuncularının sahaya taşıyacakları performans ve sonuçlar olacak. Yani şimdiye kadar gösterdikleri bu. Performans bize ne söylüyor acaba? Netice itibariyle alınan bir kupa var şimdi, ortada. Ezgi, Beşiktaş iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi kadrosu var Beşiktaş'ın. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyuncularının performansını tartışabiliriz. Dönemsel performansı tartışabiliriz ama CV'lerini, kalitelerini... Tabii. Çünkü Şampiyonlar Ligi için kurulmuş takım. Evet. Geçen sene şampiyon olan takımını %80-90 oranında korudu. Bunun üzerine Bahçeli, o hatta yani gerçekten büyük isimler transfer etti. Pjanić, Alex, Batshuayi. Ve bunun yanında aldığında niye aldın denilmeyecek ama performansıyla eleştirilebilecek isimler de katılacak. Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, kaleci Mert. Beklentiler daha büyük. Ya aldığı zaman hani maliyet falan yok, bonservisler yok falan. Aa bak ne güzel havuza da kattın. Yani kadro iyi bir kadro. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hala oynadığı oyun bu kadroyla doğru orantılı değil. Evet, son haftalarda Önder Hoca ile özellikle. Şimdi Sergen Hoca dönemindeki oyunun aşağı düşmesi oyun kalitesi değil. Bir şey vardır orada, bir ip vardır. O koptuğu an, o iletişim koptuğu andan itibaren ne yaparsan yap. Artık o tutmaz, dikiş tutmaz. Sergen Hoca geçen sene müthiş bir performanstı. Bu sene o iletişim koptu. Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği hayal kırıklığıyla beraber, demoralizeyle beraber. Hani bir çöküntü yaşadı Beşiktaş. Şimdi oradan sonra zaten üstüne ne koysan gidecek bir hale gelmişti Beşiktaş. Yani dipten alıyorsun neredeyse. Gibi. Ya bunu genelde böyle işte. Newton Hoca'dan aldığında Abdullah Hoca'dan aldığında Sergen Hoca da bunu yaptı. Bir Torrent Hoca yapamadı Fatih Hoca'dan alınca. Hani üzerine bir şeyler koyup hani skor olarak en azından deyip. Şimdi zaten Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Biraz da silkelenip kendilerine geldiler. Önder Hoca ile beraber. Yani o eski şeye de döndür. O iletişim eğlence ortamı da biraz daha döndü. Çünkü mental önemlidir futbolda fizik gücü kadar. Ama hala yetersiz. Yani çünkü puan sıralaması da yetersiz. Kayıplar da fazla yaşanıyor. Yani bunu yapabilecek potansiyeli var Beşiktaş'ın. En azından şu anda taraftarlar memnun. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına baktığımız zaman hala çok ciddi belirsizliklerden söz ediyoruz ama Beşiktaş taraftarları şu an memnun. %100. Bir de gol problemini şu 10 günlük kampta nasıl çözer bilmiyorum. Onu çözdüğü andan itibaren zaten Önder Hoca'nın puan ortalaması yüksek, bir tane süper kupa koydu oraya CV'sine. Yarın öbür gün belki Türkiye Kupası'nda finale gidip alacak. Trabzonspor'u zorlayarak ikinci hani şampiyonluk için demiyorum ama şimdi Konyaspor'la baktığın zaman orada bir uçurum yok. Oraları zorlayabilecek. Evet. Yani bu kadrodan iyi bir hikaye çıkar. Önder Hoca da zaten hani şey değil ki hani hadi ben teknik direktör olmaya karar verdim. Hadi gelip Beşiktaş'ın başına geçeyim değil. Adamın 20 yıllık bir serüveni var. Yurt dışında teknik direktörlük yapmışlığı var. Dolayısıyla sence sonuç ne olursa olsun peki yeni sezona yeni bir teknik direktörle mi devam edecek ya Beşiktaş? Şimdi gelecek zaman üzerinden konuşursak zor senin tabii ki ama tabii zor ama güçlü bir yani ihtimal senin söylediğin. Sanki söylenenler çünkü yapılan açıklamalar hep böyle olacakmış gibi. Zaten yani hala projelerimiz farklı bir şekilde devam ediyor ama Önder Hoca da bir şekilde bu takımda hep kalacaktır. Doğru. Parantezi hep açılıyor. Doğru, bunu biz söylemiyoruz. Hani diyorlar ya niye bunu soruyorsunuz? Tabii biz söylemiyoruz. Bunu yönetim mi Beşiktaş yaptı başkanı, açıklamayı? Bir yönetim mi profesyonelleri de söylüyor. Bu normaldir. Yani hatır gönüle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor falan burada iş yapılmaz hatır gönüle. Başarısı aynesi iştir kişinin söze bakılmaz diye bir laf var. Şimdi
Önder Hoca aldı, 15 maç kaldı, 12 tane galibiyet aldı. Bir mağlubiyet, iki beraberlik. Yükseldi gidiyor. Türkiye Kupası'nı da aldı. Takım da şıkır şıkır top oynuyor. Ne olacak o zaman? Tamam mı? Bu zaten eşyanın tabiatı gereği devam edersiniz. Peki burada bir virgül koyalım. Sercan hazırmış. Bir Antalya'ya gidelim. Hem bu basın toplantısıyla ilgili öne çıkanlardan belki aktaracağı notlar olabilir Sercan'ın. Hem de tabii ki kamp nasıl devam ediyor Beşiktaş'ta. Sercan söz sende. Ezgi çok teşekkür ediyorum. Selahattin Kınalı'ya, Ergin abiye selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Tabii ki bu basın toplantısında flash olarak değerlendirebileceğimiz bölüm Şenol Güneş bölümü. Bildiğiniz gibi özellikle son 2-3 haftadır Beşiktaş adına en fazla konuşulan durum sezon sonu itibariyle Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geri döneceği. Ceyhun Kazancı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Aslında teknik direktörlük konusuyla da ilgili bir açıklama yaptı. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Bizler şimdiye kadar Beşiktaş'ın gelecek sezon için teknik direktör arayışı yaptığını biliyorduk. Bunun üzerine haberler yapılıyordu. Çoğu Beşiktaş muhabiri de aslında bununla ilgili haberler yapıp yorumlar üzerine konuşuluyordu. Ancak Ceyhun Kazancı bugün itibariyle şu açıklamayı yaptı. Önder Hoca görevinin başında olduğu sürece artık bugün itibariyle teknik direktörlük çalışmalarımızı durdurduk. Herhangi bir görüşme yapmıyoruz dedi. Ancak dün de Önder Hoca şu açıklamayı yapmıştı. Ceyhun Kazancı bana dedi ki yeni bir teknik direktör gelmesi durumunda yardımcı hoca olacağımı söyledi. Aslında biz bu açıklamadan Beşiktaş'ın teknik direktör çalışması yaptığını, görüşmeler yürüttüğünü anlamıştık. Bugün Ceyhun Kazancı hayır biz teknik direktör görüşmelerimizi durdurduk dedi. Şenol Hoca ile de ilgili sözleri vardı. Bu kararı başkanımız Ahmet Nurçebi verecektir dedi ve Şenol Hoca'yı övdü. Satır başı olarak bu basın toplantısından çıkartabileceğimiz en azından söyleyeceğimiz bunlar. Transferle ilgili Beşiktaş taraftarının çok fazla isteği var, merakı var. Ancak hem haberlerimizde hem de yaptığımız buradaki bağlantılarda şu an itibariyle kampta veya bu transfer sürecinde herhangi bir transferin, yeni transferin Beşiktaş'a gelmeyeceği üzerine haberler yapıyorduk. Aslında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da bir nevi bunu söyledi. Genç oyuncuların Emirhan gibi, Demir Ege gibi oyuncuların yeni transfer olarak adlandırılmasını istediğini söyledi. Yani Beşiktaş'ta bir transfer olursa Ocak ayı itibariyle biraz sürpriz olarak nitelendirebiliriz. En azından bu yorumu yapmış olalım. Elbette kamp da devam ediyor. Burada Önder Hoca'nın açıklamaları çok kıymetli. Beşiktaş Kulübü iletişimi hem Önder Hoca'nın hem de Ceyhun Kazancı'nın öncesinde biraz da kahvaltı vardı. Sohbet etme şansımız oldu. Çok olumlu bir havada seyrettiğini söyleyelim kampın. Özellikle sakat oyuncuların İstanbul'da kalması ancak burada geç gelen oyuncular vardı. Evida gibi, Gezzal gibi, Valentin Rozier'e birkaç antrenmanı kaçırmıştı. Oyuncular artık takımla birlikte çalışıyor. Miguel kararı ile ilgili çok fazla konuşulan durum vardı. Bildiğiniz gibi Miguel yaklaşık 2 hafta önce Beşiktaş teknik heyetine, Önder Hoca'nın ekibine katıldı. Bu ekibe katıldıktan sonra bildiğiniz gibi Şenol Hoca'nın 4 yıllık bir sürecinde Miguel Şenol Hoca ile birlikteydi. Bu kararı Önder Hoca kendisi verdiğini, kulüp yetkilileriyle konuştuğunu, ilk kararın Miguel isminin ilk kendisinden çıktığını ifade etti. Basın toplantısından satır başlarını şöyle öyle aktarabiliriz. Kampla ilgili olarak az önce aktardık ama fizik kondisyon açısından çok fazla yükleme yapıldığını, Beşiktaş'ın özellikle son maçların 15-20 dakikalık diliminde fiziki olarak gerilediğini, o nedenle bu kamp sürecinin iyi geleceğini böyle yorumlayabiliriz. Tabii sizin soracağınız soru varsa Antalya'dan, Berek'ten aktarmak isterim. Bir not, saat 18'de Beşiktaş antrenmanının ilk bölümü açık A Spor ekranlarından takip edebilecek futbol severler. Ezgi. Var mı soru Sercan'ın? Var ben sorayım. Tabii. Sercan merhaba. Şimdi yakından takip ediyorsun kampı, izliyorsun da basına açık olan bölümleri. Biliyorsun ilk yarının en büyük problemi, hatta bu haftaya kadarki en büyük problem gol vuruşu. Ne yapıyor Önder Hoca bununla ilgili? Çünkü söz olarak biz duyuyoruz, işte çalışıyoruz, ediyoruz diyor. Gözlemlediğin ne? Yani teknik olarak, taktik olarak antrenmanda ekstra ne yapıyor gol için Beşiktaş? Ergin abi selamlar. Gözlemlediğimiz şu. Neredeyse her antrenman öncesinde Önder Hoca geliyor. Hücum hattında oynayan oyuncularla sohbet ediyor. Bu ne kadar etkili olur? Sizler daha iyi yorumlarsınız. Ancak antrenmanlar sonrasında, her antrenman bittikten sonra Batshuayi, en fazla konuşulan, tartışılan, gol attığı, az attığı için eleştirilen futbolculardan biri Beşiktaş'ta. Artı Güven, artı Kenan. Bu oyuncularla şut çalışmasında birlikte hareket ediyor.
Bu üç oyuncu şut çalışması yaptığı anda, ki bu her antrenmanın sonunda bir 20 dakikalık bölüme tekabül ediyor. Bu 20 dakikalık bölümde hoca Batshuayi ile konuşuyor, Kenan'la konuşuyor, Güven'le konuşuyor. Yani bu gol vuruşları ne kadar etkiler? İkinci yarı itibariyle Mişi Batshuayi'nin bu çalışmalar ne kadar etkiler? Sizler daha iyi yorum yaparsınız ama gözlemlediğimiz, Batshuayi ile hep sohbet ediyor. Batshuayi ile hep konuşuyor. Batshuayi ile sadece antrenman sahasında değil, öğrendiğimiz kadarıyla kamp içerisinde de sürekli toplantı halinde ve gol vuruşuna yönelik ekstra çalışmalar yapılıyor. Ha bunlar İstanbul'da yapılmıyor mudur? Elbette yapılıyordur ama ekstra şekilde bizim net şekilde görüp gözlemlediğimiz bu. Sürekli Önder Hoca'nın en fazla üzerinde çalıştığı, üzerinde durduğu kamptaki tek isim, elbette diğerleriyle de görüşüyor, en fazla görüştüğü isim, üzerine durduğu isim Mişi Batshuayi Ergin abi. Ederim. Peki. Sercan'a çok teşekkür ederim aktardıkları için. Şimdi Beşiktaş'ı şöyle bir derleyip toparlayalım isterseniz. Biz de tam Sercan'a gitmeden önce teknik direktör konusunu konuşuyorduk. Acaba bir şekilde yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlanacak mı diye. Şimdi iki günde gelen iki farklı yorum var aslında. O yüzden biz de üzerine yani konuşmaya kişiden devam ediyoruz. Evet. Yani bir teknik direktör arayışımız bitmiştir. Bir de eğer yeni bir teknik direktör gelirse Önder Hoca onun yardımcısı olacak şeklinde. Önder Hoca Beşiktaş'la 6 aylık sözleşme imzaladıktan sonra da Ceyhun Bey teknik direktör arayışlarının devam ettiğini söylemişti. Emre Bey de bir maç çıkışı söylemişti. Şimdi bir iki gün sonra başka. Şimdi bunu anlayabilirim. Normal. Doğru da bir demeç belki. Yani hocayı... Hangisi doğru? Dünkü mü bugünkü mü? Bugünkü niye? Hı. Ama bu pratikte böyle olmaz. Bunu siz söylersiniz hani kamuoyuna. Hoca da bilir belki bu görüşmeler devam ediliyor ama kamuoyunda sürekli böyle pişirilip kendisine sorulmuyor. Yani rahatsız edici bir boyutta olmaz ama şimdi hedef takımı büyük takımlarda bu görüşmeler çok doğaldır. Bunun ayıbı günahı yoktur. Bu yapılmaması zaten plansızlık olur. Siz işler iyi giderken bile kenarda bir şeyler tutmanız lazım. B, C, D. Çünkü oldu ki dünyanın bin bir türlü hali var. Şimdi Fatih Hoca görevdeyken Galatasaray için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz değil mi Fatih Hoca'nın? Bu görüşmeler yapıldı. Sergen Hoca görevdeyken temaslar kuruluyor. Dünyanın her yerinde böyledir bu iş. Şimdi İsmail Hoca görevde. Şimdi bir hoca arayışı yok mu Fenerbahçe'nin? Dolayısıyla bu normal bir süreç. Yani bunda gocunacak, ayıp olur, o olur, bu olur diye bir şey değil. Buralar büyük sektörler. Milyonlarca insanın duygusuna hitap eden yerler. O yüzden hoca devam etsin, onda problem yok. Başarılı olursa zaten devam edecek ama bir yandan da belki kamuoyuna çok konuşulmadan, anlatmadan, açıklamadan bunu yapması kadar doğal bir şey olamaz büyük takımların yani. Bu gayet normal. Peki. Şimdi İsmail Kartal demişken o zaman isterseniz Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe de Antalya'da kampını sürdürüyor. Şimdi özellikle Fenerbahçe'de de tabii ki bir sol bek ihtiyacı var ve kadroya kim katılacak? Bu ciddi anlamda merak konusu. En ciddi adayın Konan olduğu söyleniyordu. Konan'ın kulübünden bir açıklama var değerli izleyenler. Gelin haberimizde bir detaylarına bakalım. Sonrasında lacivertleri konuşmaya başlayalım. Sol bek ihtiyacı malum Fenerbahçe'nin. Konan acaba doğru isim midir? Tabii herhangi bir transfer yapılırken şu anda Fenerbahçe'de akla şu soru geliyor. Acaba bu transferler kimin transferi? Yani İsmail Kartal mı, yönetim mi, yeni gelecek teknik direktörün sunduğu rapor doğrultusundaki o isim belli mi değil mi onu da hala bilmiyoruz ama... Ne dersiniz Konan için? Futbolumuz genel itibariyle Şair Eşref'in çeşmesine benziyor. Yani musluklarından başka her tarafa akıyor. Fenerbahçe'de bir sol bek olmadığı için gerçek bir sol bek kim olursa olsun faydası olur takıma. Çünkü ne Novak sol bekti ne Salah sol bek aslında. Yani Fenerbahçe'de bir sol bek yok. Ne de işte o genç çocuğu Osayi oynatıyorlar. Zıpkın gibi çocuk ama sol bek değil yani. Yani Ferdi zaman bir maçta Ferdi'yi attılar. Kim gelirse gelsin gerçek bir sol bekse takıma katkısı olur. Ama senin dediğin gibi kim alıyor bunu? İsmail Hoca mı alıyor? Görüşüldüğü söylenen hocalara soruluyor mu böyle bir oyuncu alıyoruz? Yani bu o belirsizlik futbolumuzun genel karakteristiğine dönüştü. Özellikle bu yıl çok öne çıktı bu. Yani 3 İstanbul takımının kötü yönetiliyor olmalarının getirdiği başarısızlık. İyice her şey içinden çıkılmaz hale dönüştürdü. Mesela İsmail Kartal ve Karaveli hamleleri çok doğru hamleler bana göre. Çünkü büyük bir hatanın üzerinde yeni hatalar yapılmadı. Ben öyle görüyorum. Doğru hamleler yapıldı ama ya bundan çok büyük kulüpler. 120 yıllık kulüp neredeyse. 110-120 yıllık kulüpler. Daha planlı ve programlı olmalılar. Başarısızlık ve başarıya karşı. Hani başarıya karşı hazırlık olmak ne demek? Bu sorunun cevabını Galatasaray 2000 yılı şampiyonluğundan biliyoruz. Zarar ettiler bu işten yani. Yani
hazır değillerdi başarıyı hazmetmeye ve başarıyı pazarlamaya. O da bir B planı ister. Şimdi de bu kulüplerin B, C planlarına ihtiyacı var ama olmadığını görüyoruz. Yani şu anda sezon başı planlamalarının hepsinin yerle bir olduğunu görüp doğru hamleler yaptıklarını, en azından selin önünü kestiklerini görüyoruz. Fakat sonrası için de yine doğru adımlar yok. Ya ben olsam derim ki İsmail Kartal'dır hocamız. Planlamaları da İsmail Kartal üzerine yaparım. Sen seneye yine değiştirmeyi düşünürsen değiştir. Sen İsmail Kartal'ın aklına göre takımın başına getirmedin mi? İsmail Kartal'ın futbol bilgisi eksik mi? Onu söyleyelim. En başından açıklama yapılırken İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar olduğu vurgusu net bir şekilde yapıldı Fenerbahçe'de. Bunu onun için söylemedim Enzgi. İsmail Kartal futbolu bilmiyor mu? Biliyor. Futbolcudan da anlıyordur değil mi? Fenerbahçe'ye, o markaya katkı yapacağına inandığı bir oyuncuyu bırakalım, İsmail Kartal karar versin aslında. Başka bir hoca gelse de o oyuncudan verim alma şansı, ihtimali vardır. Niye? İsmail Kartal'ın futbol aklına güveniyorsun. Belki hani böyle İsmail Kartal çok tribünleri oynayan bir adam değil yani. Tevazu içinde bir adam. O tür algısı hani modern toplumlarda algı gerçeğin önüne geçti. İsmail Kartal'ın öyle bir şeyi yok. Öyle bir PR'ı yok. Pazarlaması yok. Kendi camiası dahil öyle çok fazla parlatmak falan düşünmüyorlar onu. Ama aslında hepimiz biliyoruz. Ben onun sağ bekliğini hatırlarım. Çok iyi futbolcuydu. Futboldan herhalde herkes kadar anlıyordur o da. Yani ona yetkiyi verip bir oyuncu alınacaksa da İsmail Hoca aklıyla yürümek lazım. Ne oldu? Komeli aklına güvendin. Yerlerde sürünüyorsun. Hala temizleyemiyorsun ondan kalan enkazı. Beşiktaş'ta da böyle, Fenerbahçe'de de böyle, Galatasaray'da kısmen öyle oldu zaten ama Galatasaray'da da hocanın aklıyla yapılan transferlerin hocanın sonunu getirdiğini düşünüyorum ben mesela. Ama kötüden suiden örnek olmaz. Sen genel doğrular üzerinden yönetmek zorundasın kulüpleri, özellikle bu kaos dönemlerinde. Bir oyuncu transfer ediliyorsa bence İsmail Kartal ve ekibi karar vermeli. Ben onların, sen inanır mısın ya da başka herhangi bir normal bir insan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin zararına, yararına olmayan bir şey imza koyacağına inanır mıyız? İnanmayız. Futbol aklına güveniyor muyuz? Ben güveniyorum. İyi bir futbolcuydu. Çalıştığı yerlerde de iyi işler yaptı. Dediğim gibi PR eksik olduğu için çok görülmüyor İsmail Hoca'nın yaptıkları. Oyuncuları da hocanın seçip alması gerekiyor. Sorumluluğu da ona vereceksin. Bir başkanın herhalde, yani kimse kusura bakmasın da, herhalde Ali Koç kadar İsmail Kartal da futboldan ve futbolcudan anlıyordur yani. Yetkileri, sorumlulukları teknik adamlara vermek lazım. Aslında şöyle, Konan'ın İsmail Kartal'ın transferi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi yapılan açıklamada İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağı ve yeni gelecek teknik direktöre takımı hazır bir şekilde emanet edeceği söyleniyordu. Bu doğrultuda zannediyorum İsmail Kartal'ın onayladığı transferlerdir diye düşünüyorum, evet, en azından ben. Yeni gelecek bir teknik adam varsa sezon sonunda, en azından bu süreçte İsmail Hoca ile beraber yeni transfer eden insanlar, onunla da istişare ediliyordur. Evet. Çünkü atıyorum Löw gelecekse İsmail Hoca ile Löw zaten irtibat halindedir, evet, ki İsmail Hoca bunu kabul ederek, görerek geldi. Ya da Jesus'sa, bilmiyorum kimse. Ama şöyle bir handikap oluyor. Sezon başına dönelim. Vitor Pereira Hoca gelmeden önce Fenerbahçe bir takım transferler yaptı. Kadro kurdu. Sonra dendi ki hani biz zaten en baştan beri Pereira'yı düşünüyorduk. Biraz gizli tuttuk gibisinden. En başta Pereira'yı düşündüğünüz teknik adam gelince yeni transfer, 3 günlük transfer Kolkır'ı gönderdi mesela. Caner'le ilgili tasarruf kullandı. Ozan'la ilgili tasarruf kullandı. Bunlar olabilir. Şimdi Konan, hani benim hakim olduğum bir oyuncu değil. Çoğunun da bildiği hakim olduğu bir oyuncu değil. Ama bizim hakim olmamız önemli değil. Yani izlememiz önemli değil. Fenerbahçe'de bir ekip vardır. Scout, futbol aktı neyse. İsmail Hoca'ya listeler sunulur. İsmail Hoca bakar. İzlemiştir. Bakar. Üstüne inceleyip sık dokur. Tamam der. Alır getirirsin. Fenerbahçe şayet yapacaksa, teknik direktörü belli değilse, ara transfer döneminde böyle çok ciddi sözleşmelere imza atması hata olur. Her kişinin geçerli bu. Her teknik. Yok, gerçekten de belliyse, bu irtibatlı gidiyorsa ona bir şey diyemem. Yani şimdi uzun sözleşmeler falan, bunlar riskli işler. Çünkü çok örneği var. Transfer dönemi kapanıyordu, bir hafta vardı. Ağustos ayına dönelim, Eylül ayına dönelim. 4 oyuncu geldi değil mi? O hafta Berisha, Crespo, Mayer, Rossi. Hangisi Fenerbahçe direkt 11 koy oynat?
Crespo son 2-3. O da son 3-4 maç bir çıkış yaptı. O yüzden hani bunların sözleşmeleri ne olacak? Oyuncu transfer etmek kadar göndermek de bir maliyet ve meziyet. Çok büyük maliyet bunlar göndermek. Şimdi yabancıları işte elden çıkarmaya çalışıyor evet. Fenerbahçe. Evet. Hepsi. Tam onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani şayet böyle bir geçiş dönemi şu buysa çok elzem görünen yani Sur'da çok net gedik olarak görünen bir yeri kapatacaksan sol bek falan anlarım. Ama böyle bir yeniden takım kötü gidiyor işler 5-6 takviyeyle bir takımın elini yüzünü değiştirelim hamlesi yanlış bir hamle olur. Onun için bence yeni hoca ve yaz dönemi beklenmesi gerekiyor. Şimdi çok elzem yerler var sol bek onlardan sol biri bunu anlarım. Sol bek bir de forvet deniyor Fenerbahçe'de. Bak forvet de şimdi niye forvet şampiyonluğu oynayan takımın en önemli yeridir. Kalecisiyle birlikte. Golcün kadar varsındır. Ama golcün kadar varsın. Şimdi orada 3 tane opsiyon var Fenerbahçe'de şu anda. Çok verim alamıyor. Birine devşirerek oynatıyor Valencia falan. Şimdi seneye şampiyonluğun büyük adayı olarak girmek istiyorsanız öyle bir golcüyle gireceksiniz ki soru işaretsiz olacak. Var mı şu an devre arasında böyle bir boşta oyuncu? Niye sana versin golcüsünü insanlar, takımlar? Yani yazın bu işler daha kolay. O yüzden hani golcü, alacağın golcü yine geçici idare etsin diye. Zaten onlar var elinde. Serdar, Berisha bunlar idare ediyor zaten. Ona çok gerek yok. Gerçekten ismi bir 9 numara. Bizim Mehmet Ayan şey der ona, kültürel 9 numara der. Kulakları çınlasın. Fenerbahçe'nin kültürel 9 numarası der. Öyle bir isim alacaksan, hep böyle biliriz biz Fenerbahçe'yi. Çünkü o 9 numaralarıyla biliriz. O zaten yok şu anda. Varsa da buna 5-10 milyon euroluk yaparlar adamı bu dönemde. Zorunlu olduğun için, mecbur olduğun için. O yüzden bence sol bek belki bir sağ tarafa yani bir kanat oyuncusu yani direkt kanat oyuncusu. Bunlar bence Fenerbahçe için kafi görünüyor. Ya Nova'nın sakatlanması tabii Fenerbahçe'yi ve konuna yönlendirdi. O hani tolere edilebilir bir şey. Riskini de tolere edebilirsin. Aniden gelişen bir şey oldu. İsmail Özden'in de başka bir hani kendi basın toplantısında söyledi. Sol bek ihtiyacımız doğdu dedi. Yani diğerlerini hiç dile getirmedi. Sonuçta Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği gerçeğini İsmail Hoca da görüyor. Ama bir yandan da Ergin'in işaret ettiği mali porteler var. Aldığın oyunculardan kurtulmak sonra daha büyük bir soruna dönüşüyor. Taraftar bu kısmıyla çok ilgilenmiyor. Evet. Ama yönetimleri asıl sıkıştıran da bu tarafı oluyor işin. O yüzden özellikle ya hep başından beri söylemeye çalışıyorum. Ben olsaydım bu sezonu kayıp sezon ilan edip mesela ben Pereira'dan vazgeçmezdim. Bir oyun inşa etmeye çalışıyordu bir adam. Ona o şansı ver bu sene ya. Hiç yapmadığı bir şey yani. Türkiye'de hiçbir takımın yapmadığı bir şey bu. Fenerbahçe ama artık camia bu sezon ve bunu tribünler çok ciddi. Tribünlerin taleplerine göre iş yapmaya kalkarsan hiç Ersun Yanal'la işim olmaz dediğin halde gelirsin Ersun Yanal'la başlarsın işe. Tribünler öyle istedi ya. Ali Koç ilk düğmeyi yanlış ilikledi bir türlü düzeltemiyor artık. Niye? Tribünler öyle istedi. Falcao'yu aldı Galatasaray. Tribünler öyle istedi. Ne oldu? Bir türlü toparlanamıyorlar. Ya tribünler üzerinden kulüp yönetilmez. O zaman sosyal medyalardan yönetim kurulları oluşturalım. Onlar yönetsinler kulüpleri. Hataları görüp tekrarlamamak büyük takım refleksi olmak zorunda. Eğer olamazsan yönetemezsin. Peki şimdi bir sol bek hamlesi olursa olacak Fenerbahçe'de ama Antalya'ya da bir taraftan çok eksikle gitti. 14 eksikle gitti. Ki o eksiklerden biri de Mesut Özil. Her gün hakkında yeni bir haber, yeni bir iddia duyuyoruz. Dün mesela Ahmet Selim Kul bir bağlantı yaptığımızda dedi ki artık ipler biraz kopma noktasına geliyor gibi görünüyor Mesut'la ilgili dedi. Şimdi bu noktada Antalya kampından ne beklenebilir Fenerbahçe'de? Son burada yaptığımız 3 programda biraz benzer şeyi söyledim yine söyleyeceğim. Fenerbahçe'yi ben sezon başından beri hep eksik gördüm. Herkes de eksik var da Fenerbahçe bir başka eksik ya. Hep eksik. Ağustos'tan beri maç eksik, idman eksik, kamp eksik, o eksik, bu eksik. Ya kartlar, ya hastalıklar, ya sakatlıklar hiç tam olmadı Fenerbahçe. Burada bir problem var. Burada ya oyuncu kendine bakmıyor, ya idman, antrenman zemininde bir şey var. Ya darbeye dayalı sakatlıklara bir şey diyemem. Ama ya işte biri bir yere gitti, bir hastalık oldu, herkese bulaştı. Bence içeride. Orada inanç eksikliği var. O tür eksikliği Beşiktaş daha çok yaşadı. Şöyle kadroda adam eksik yani ilk 11 oluşturamıyorsun. İdeal 11'i ben Fenerbahçe'den aşağı yukarı hepimiz benzer çıkartırız. Şu kadrodan 25 kişiden. Ama bu ideal çıkaracağımız 11'i 2 maç 3 maç arka arkaya biz izlemedik. Burada bir problem var. Kampta ve bu kampta olmayan oyuncular 11 oyuncuları. İrfan Can'la Zalai bu arada dün katılmışlar kamp onu söylüyor ama yine de çok fazla eksik var. Mesut konusu geldiği dönemi hatırlayalım.
işte marka değeri, Fenerbahçe, Ali Koç vizyonu vesaire, bunların hepsinin belki birkaç doldurabilecek unsurlardan biriydi. Mesut niye aldın denilecek bir adam değildi. Ve imza töreni belki hani Türk futbol tarihinin en görkemli imza törenlerinden bir tanesi oldu. Normaldir. Havalı bir giriş, müthiş falan, beklenti. Ben de dedim ki ya ben Kadıköy'e 3 kere gidiyordum maç izlemeye. Şimdi 6 kere giderim Mesut'u izlemeye. Evet. Bu böyledir. Aksini söylemek zaten futbol aklına ziyandır. Ama öyle mi oldu? Olmadı. Ve olmadığı gibi teknik adamlar, saha, skorlar, kadro kurulurken bunların hepsinde problem yaşandı. İsmail Hoca burada bir inisiyatif kullanacağını ben aşağı yukarı düşünüyordum. Cüneyt Kaşiler de dedi ki bak çok net hamleler gelebilir demişti İsmail Kartal'la ilgili. Bunu birinin yapması lazım. Ali Bey bunu yapamayabilir Mesut konusunda ki verdiği bir demeçte ticari işler bıraksın, sahaya dönsün demişti. Dilimden aldı. Ali Bey onu yaptı. Ha. Ama pratikte yapamadı. Şimdi güçlü bir isim Mesut. Nereden bakarsanız bakın. Getiren de direkt Ali Bey olduğu için hani olmadı sen şurada bir kenara geç diyemeyebilir. Bunu birisi yapacak. Bir aracı, bir şey lazım orada. İsmail Hoca bunun için ideal bir isim. Bakın performans olarak alamayacağını gördük Mesut. Ve bundan sonra da alamayacak Fenerbahçe performans. Fenerbahçe'nin hayrını olur. Düzgün ayrılmayı biliriz. Helalleşir. Fenerbahçe'nin hayrını olur. Fenerbahçe'de o süreç devam ettiği sürece İrfan Can da golden sonra gidip yine Mesut abisini öpecek orada. Yani o üçlü dörtlü orta saha dediğimiz şey kolay kırılmaz o ilişkiler. O yüzden burada bir en kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Muallak da bırakmaması lazım. Fenerbahçe'nin psikolojik olarak da hayrını olur. Böyle bir helalleşme olursa diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'nin Antalya kampından neler beklemek lazım? Mesut Özil konusu Selahattin Kınalı. Size de soracağım ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Saat başında Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Galatasaray'a ve Trabzonspor'a da geçeceğiz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başında buradayız. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Araya gitmeden önce Fenerbahçe'de Antalya kampından acaba neler beklenebilir? Yaşanan Mesut Özil sorunu bunlar gündemimizdeydi. Selahattin Kınalı size de sorayım. Daha sonra devam edelim Galatasaray ve Trabzonspor'da. Çok belli ki Fenerbahçe Mesut ve ya da İrfan'dan birini tercih etmek zorunda. Ve İrfan'dan yana kullanmış tercihini. Doğrusu da bu ikisini birden mundar etmenin bir alemi yoktu. Hani Mesut'u bir futbolcudan çok bir balet olarak gören biri olarak maalesef bunu söylemek zorundayım. Hani Mesut'un Fenerbahçe'ye vereceği çok bir şey kalmamış gibi. Ama Mesut'u da varken Mesut kenarda durmaz yani. Mesut'u ya hayırlı bir şekilde ayrılacaksın. Hiç kırmadan dökmeden onore edilecek şekilde göndereceksin. Yeni bir adres bulacak kendisine. Ya da İrfan Can'ı da kaybetmeye göze alacaksın. Çünkü ikisinin birden alınmasıydı zaten hata. İkisinin birden sahaya sürülmesi ikinci hata oldu. Ama anlaşılan İsmail Kartal dönemiyle birlikte bu hatadan dönüyor Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrosu kötü bir kadro değil ki. Bence Fenerbahçe'nin tek eksiği Altay'ı saymazsak sakatlığını, gol vuruşu, o çerçeveye topu sokacak santrafor eksiği vardı. Başka her tarafında adamı var Fenerbahçe'nin. Kim ne derse desin. 3-5-2 ile oynadığı dönem için söylüyorum özellikle bunu. Defansta kim gibi bir adam buldular. Kolay bulunur bir adam değil. Hiç beklenmedik bir çıkışı oldu Crespo'nun. Benim için sürpriz olmasa da. İrfan Can'ın var. 10-15 milyon euroluk bir yatırım yaptın. Ben İrfan Can'ın Mesut'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Onu en baştan söyleyeyim. Ama daha genç. Daha aç. Mesut yaşamadığı duygu kalmamış. İrfan Can'ın hiçbirini yaşamamış neredeyse. O yüzden İrfan Can'la devam etme kararı kurumsal olarak doğru bir karar. Ama devre arasında İsmail Kartal'ın takımı olabileceğine dair bir transfer hareketliliği görmüyoruz. Belki doğrusu da bu. İşte az önce onu söylemeye çalıştık. Çok acil bir sol bek ihtiyacı vardı. Novak'ın sakatlığından dolayı ki Novak da zaten bir sol bek değildir. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama bu sayede Novak'ın sakatlığından hayırlı bir sonuç elde edebilir Fenerbahçe. Bilmiyoruz. Konan mutlaka izleyenler vardır. Hani ne kadar ilaç olacak belki çok iyidir. Yani Trabzonspor Puaş diye bir çocuk aldı. Hani en azından sol bek olduğunu anlıyorsun. Hani çok ekstra işleri yapmamış olmasına rağmen iki maçta. Konan'la muhtemelen Fransa Ligi'ni ben hep önemserim. Oradan düzgün adamlar geliyor genelde. Yani futbol gerçekliğiyle gerçeklik zemininde buluşabilen, ona göre performanslar koyabilen, ona göre kariyer planlamaları vaat eden oyuncular geliyor. O yüzden Konan'ın da
Fenerbahçe aramış bulmuş. Kötü bir sol bek olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'nin elinde bir sol bek olmadığı için vasat bir sol bek bile çok iş görür Fenerbahçe'de. Peki, peki dedin, topu sana attım. Teşekkür ederim. Galatasaray'la devam edelim. Transfer konusu yavaş yavaş Galatasaray'da da somutlaşmaya başlıyor. Uzun süredir aslında bir kaleci ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bir süredir Burki isminden bahsediyorduk ama o transfer olmadı. Ve Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray. Değerli izleyenler, Barcelona B takımının formasını giyiyor. 22 yaşında bir oyuncu. Acaba neler bekleyecek şimdi Pena'dan? Galatasaray Ergin ne dersin? Bir kaleci ihtiyacı vardı, net bir şekilde görünüyordu. Doğru vardı. Pena da genç bir isim. Orada performans belirleyecek. Pena diye okunuyormuş bu arada. Ben Pena dedim. Pena diye yani düzeltelim. Psikolojik bir yanı vardı kaleci durumunun Galatasaray'da. Salt sorun kaleci miydi? Asla değil. Ama şimdi öyle olur ki bazen böyle hani Kemal Sunal'ın filmde vardı. Mazlumu getirin bana. Mazlum. Mazlumu getirin diye rahatlar. Evet. İç açıcı bir performansı yoktu İsmail Çipe'nin. Fatih de onu karşılayamadı. Doğru ama en uça gidelim. Galatasaray en uçtan geriye doğru gelelim. Genel anlamda bir problem var. Yani kalecinin bir kere topla, pozisyonlarla bu kadar muhatap olması genel olarak takım savunmasıyla ilgili de bir problem olduğunu bize gösterir. Ama bir kaleci ihtiyacı vardı. Muslera'nın dönüşü biraz daha sürecek göründüğü için. Bunun yanında bir de Avrupa Ligi serüveni var Galatasaray'ın. Yani tamam ligde olan oldu da bir Avrupa Ligi serüveni var. Orada başka asıl bir serüven, başka bir hikaye çıkabilir. O yüzden ben kaleci transferinin Galatasaray'a gerekli olduğunu düşünüyorum. Bütün sorunları çözer mi? Tabii ki çözmez. Galatasaray'da biraz iş psikolojik olarak da çok aşağı gitti. Acabalar, ya ne oluyor, nereye gidiyoruz soruları sorulmaya başlandı. Torrent Hoca ile birlikte aslında iyi niyetli, yani yapmak istediklerini az çok anlıyoruz adamın sahada ne yapmak istediğini, demeçleriyle de oyunuyla da, ama skor alamadığınız zaman, o skoru tutamadığınız zaman bir de infial oluşturacak skorlar çıktığı zaman. Hazırlık maçı 6-2 evet, bitti. Evet, bu daha psikolojik olarak sıkıntıya sokar işleri. Handikapı şu, belki çok oyun beklenmese bile bu dönemlerde skor almanız gerekiyor. İşte Önder Hoca biraz bunu yaptığı için oraları toparladı. O tabelaya 3-3-3 yazdırarak biraz gidiyor olmanız lazım bu tarz dönemlerde. Valla şeyin işi çok zor. Yani Burak Bey'in işi çok zor. Çünkü arka arkaya yapılan hamlelerin neredeyse hiçbirinden verim alınamadı. Hatalı görülen hamleler oldu. O oldu, bu oldu. Ama şimdi işin içinden çıkmanın bir metodunu bulması lazım Galatasaray'ın. Şunu hepimiz söylüyoruz. Bu kötü. Galatasaraylılar da söylüyor. Gören kamuoyu da söylüyor. Kötü. Tamam kötü, eyvallah. Kötü deyince düzelmiyor. Buradan bir çıkış. Yeni bir plan, yeni bir hamle, yeni bir şey lazım. Bunu yapmaya çalışıyor Burak Bey. İşte sportif direktör geliyor, bir futbol aklı getiriyor. İşte kaleci, belki orta saha transferi, golcü transferi, bunları yapacak. Burayı görmek lazım. Zaten işler kötü giderken bir de başına çöreklenerek kötü yapıyorsun kardeşim. Bu daha işin içinden çıkılmaz hale getirir. Nihayetinde markası, arması bir yerden çıkması lazım Galatasaray'ın. Bu buhrandan çıkması lazım. O yüzden biraz bu geçiş vadesinde kısa sürede olsa bir nefes aldırmak lazım Burak Bey ve ekibine. Evet kötü yönetiyorlar, kötü kararlar veriyorlar. Buraya gelmesinde de onların kararları etkili oldu. Ama bu kötü dedikçe daha kötüye, yani kötü dedikçe değil zaten kötü ama o çöreklenmeyi yaptığınız andan itibaren çok manevra alanı bulamaz. O yüzden şu şeyi bir görmek lazım. 8 Şubat'ta bitecek. Hani nasıl hamleler yapılacak? Hangi takviyeler yapılacak? Bunları da bir görüp onun üzerine biraz konuşmak lazım. İşleri iyi gitmiyor. Şu anda biraz soru işareti. Çok bilinen ya demiş şey dedik ya, üstüne ne koyarsanız evet gider modu vardır bazı takımlarda. Şimdi sol bek için Selahattin abi Fenerbahçe için söyledi ya, doğru. Yani Galatasaray'da da biraz durum o. Hani oraya gelecek en azından hani ne koysanız gidecek modda bir isim. Peki. Ben önce şunu söyleyeyim ya, Galatasaray'a ya kulüplere renkler üzerinden gönül bağıyla ilişki kuran insanların bakışı bambaşka oluyor. Ya profesyonelleri, oyuncuları, maaş alanları bir tarafa koymak gerekiyor. Puan tablosuna bakınca pek çok Galatasaraylı ulan filan diyorlar ama ben Galatasaray için yani düşme ihtimalinin olmadığını söylerken
büyük takımdır. Gerekirse mecliste yasayı değiştirirler. Gene düşmez anlamında söylemiyorum. Galatasaray'ın kadrosu Trabzonspor maçının ilk yarısında da gösterdiği gibi o oyunu oynarsa bundan sonra kalan ligin lideri olur. Ve o oyunu çıkarabilir. Kalan maçların lideri olabilir Galatasaray. Öyle bir potansiyeli var. Kaleci transferini de çok gerekli görmüyordum ben. Yani en azından Peña. Peña'yı bizim Savaşçıoğlu 15 gün önce söylemişti görüşülüyor alınacak diye. 22 yaşında bir çocuk bence yani hoca eğer bilerek, tanıyarak istediği bir oyuncu ise bir itirazım olmaz. Yani muhtemelen öyledir. Ama 22 yaş Galatasaray kalesini taşımak için şu durumdaki Galatasaray'ın kalesini taşımak için çok doğru bir yaş olmayabilir. Ben yine Fatih'in kaleyi alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın sorunu girdiği pozisyonları gole dönüştürme oranının azlığı. Bu sorunla niye yüzleşti Galatasaray? Bana göre Fatih Terim döneminin en büyük hatası işte Halil, Mustafa ve Kerem üçlüsünün birlikte oynama süresini uzatmamasıyla az süre verdi bu oyunculara. Birlikte oynayarak birbirlerinin ezberini ezberleme ihtimali şansları olmadı çocukların. Üçü sürekli oynasaydı eğer Galatasaray'a bugün 10-15 puan fazlası olurdu. Şimdi Muhammed Mustafa dönüyor. Galatasaray'a gol atmaya başladığında arkadaki sorun çok görülmeyecek zaten. Eğer Uğurcan mucizevi kurtarışlar yapmasaydı bugün başka şey konuşuyor olacaktı. Doğru. O yüzden Galatasaray oyun üretiyor. Çok bariz hatalar yapıyor. Yani Taylan'ın yaptığı çok bariz bir hata ve Marcao'nun yaptığı yani asist yaptı Bakasetes'e o da kırmadı onu. Yoksa oyunun bütününe baktığında Galatasaray bize özellikle ilk yarı oyunuyla çok şey vaat etti. Yani görmek isteyen gözler bunu görür, ben gördüm. Siz şimdi Mustafa Muhammed dönecek diyorsunuz ama Mustafa Muhammed de birinci tercih olacak mı Torrent'in onu bilmiyoruz. Zira şu anda bir Gomis ilgisi var Galatasaray'ın hatta bir bekleyişi var. Gomis de taraftarları heyecanlandıran paylaşımlar yapıyor. O haberimiz de hazırsa arkadaş. Bir fikstüre bakalım tabii. O haber şu anda yokmuş. Gelirse gireriz. Gomis konusunu da tabii ki size soracağım ama dediniz ki Selahattin Kınalı bu şekilde oynarsa Trabzonspor maçının ilk yarısındaki gibi oynarsa belki de kalan maçların lideri olacak. Kalan maçlarına o zaman bir bakalım. Alanyaspor deplasmanı var. Yukatel Kayseri Spor maçı var. Göztepe deplasmanı. Ardından Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanı aslında zorlu diyebileceğimiz karşılaşmalar var Galatasaray'ın önünde. Öyle ama önünde. Sonuçta bu ligin en flaş takımı Trabzonspor'a ilk yarı top göstermedi Galatasaray'a. Demek ki bunu yapabiliyor. Yapabileceğine dair işte bu lafta teoride kalmadı. Pratikte gösterdi bunu sahada. Hı hı. Yani Trabzonspor'u bu hallere düşüren takım bu diğer takımlarla da herhalde baş edebilir. Ama asıl olan şu an Galatasaray'da özgüven sorunu. Mesela Fatih kötü kalecilik mi yaptı Trabzon maçını? Hayır, Bakasetas şutunu kim çıkaracaktı? Ya da Viska'nın penaltı atar gibi. Onlar çıkmazdı zaten. Ama onun dışında Trabzonspor'un çok pozisyonunu hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. Gomis haberi gelmiş bu arada. Bir izleyelim isterseniz. Daha sonra Gomis üzerinden de değerlendirmelerimize devam edelim. Şimdi taraftar istiyor Ergin. İster. Ama ihtiyaç noktasında acaba sana göre ilk alınması gereken şu kaleci takviyesi yapıldı. İkinci takviye Gomis mi olmalı Galatasaray'da? Ya da Gomis olursa acaba beklenti ne yönde olmalı? Şimdi şu hikayeyi hatırlatarak başlayalım. Gomis Dursun Özbek döneminde şifaen yani yazılı olmayan yönetimle arasında yaptığı bir protokolü öne sürdü. Gider ayak gittiği zaman dedi ki bana demişlerdi ki şu kadar gol atarsan sana ekstra 500 bin euro para vereceğiz. Yeni sözleşme yapacağız ya da işte. Yeni yönetim gelmişti. Mustafa Başkan yönetimi. Dediler ki bunun bizle ilgisi yok. Bu kurumsal hafıza tamamdır ama yazılı hukuki bir şey yok. Ben de şunu dedim o zaman. Hani 28 gol attı galiba değil mi? O civarda bir gol attı. 500 bin euro fazla istiyorum. Peki Gomis sezonu 6 golle bitirseydin aldığın ücretten 500 bin euro indirecek miydin? Geri kulübe verecek miydin? O yüzden Galatasaray'ın o dönemki kurumsal tavrını doğru bulmuştum yönetimin. Ve 32 yaşındaki Gomis'di. Bugün 36 yaşında istediği sözleşme bittiği anda 38-39 yaşına gelmiş bir Gomis olacak. Bunlar bir yana ama Galatasaray'ın bir de sezon başında 3 yıllık proje adı altında çıktığı bir yol var. Hatta Sayın Başkan Burak Elmas dedi ki Fatih Hoca'ya ben önerdim, o da kabul etti. Böyle bir yola çıktık. Bu projeyle birlikte yaş skalasını da düşündüğün zaman Gomis de bu projeye uygun bir oyuncu değil ama. Şimdi derler ya amadan öncekilerin hepsini çöpe at. Öyle bir durumda ki Galatasaray ligde çok acil ihtiyaç var bazı bölgelere. Şimdi ritim tutamadılar ama hoca süre vermedi ama işte doğru sakattık maçta doğru dakikalarda oynamadı ama sakatlık.
Cagne, Mustafa Muhammed, Halil. Dört büyükler içerisinde en ideal, en görkemli üçlüyle girdi sezona. Ama hepsi yarım kaldı. Galatasaray'ın golcüsü şu diyebileceğimiz adam olmadı. Ve geldiğimiz nokta Galatasaray'ın puan sıralamasındaki durumu, Avrupa Ligi serüveni, bunların hepsini düşündüğün zaman bazen çok iyi oynadığı Fatih Hoca döneminde de maçlar oldu. Atamadı topu içeri. Beşiktaş, Fenerbahçe de bunları çok yaşadı bu sene. Atamadığın zaman hocalar gitti. İçinde bulunduğu durum kuvvetli bir sözleşme olmazsa, yani Gomez açısından çok kuvvetli bir sözleşme olmazsa, Galatasaray'ın da skalasına uyacak bir sözleşme olursa mantıklı görünüyor. Dönemi kurtarsın, günü kurtaralım şu bir de. Şu an 1,5 yıl için 3 milyon euro istediği söyleniyor. 1,5 da değil. Yani şu an niye biliyor musun? Bak 3 Şubat'ta liste bildirmesi lazım. Taraftar bir yandan Gomez baskısı yapıyor sosyal medya ve dışarıdan. Bu Gomez'in elini güçlendiriyor ve Galatasaray'ın yönetimlerini zayıflatıyor. Yapmadı mı Galatasaray? Abdurrahim Albayrak Arap Yarımadası'na gitti. Alan alacağım diye uçak, değil mi? Son anda işte olmadı geldi. 15 milyon euroya tak Cagne. Kim çekti bunun zararını? Kulüp. Maliyet çubu. O yüzden hani panik transferi denziye de Galatasaray'ın Gelson Fernandez'e odaklanıyor aylardır. Dünyada başka bir o bölgenin adamı yokmuş gibi. Onyekuru dünyada başka bir kanat yokmuş gibi. Şimdi bir de Gomez. Ben hayır demem. Altay'ı kurtarır Gomez. Bu içeriden seni çıkartabilir. Lazım olan da bu zaten. Hani yazın o projenin devamına bakacak Galatasaray. Şu an acil buradan bir çıkması lazım. Gomez seni senin şartlarında imzalarsa benim karşı çıkacağım bir transfer olmaz. Ama şu an eli güçleniyor Gomez'in her geçen saat, her geçen gün. Bu biraz daha yönetimi zora sokacak gibi. Keşke Gomez odağıyla birlikte Galatasaray teknik heyetinin, Galatasaray futbol aklının yönetiminin şöyle üçlü dörtlü bir listesi olsaydı da alternatifler içerisinden seçip bak bu golcü bizim şartlarımıza daha uygun diyebilseydi. Çok öyle olmadı gibi görünüyor. Ama 5-6 aylık anlarım. Onun ötesindeki güçlü bir sözleşme biraz zora sokabilir Galatasaray'ı. Ergin'in futbol aklı dediği şeyin bizdeki karşılığının ne olduğunu çok düşünüyorum son günlerde. Ben herhalde bizim kulüplerimizin futbol aklından anladığı transferleri yaparken ilişkide bulundukları menajerlerin futbol aklı ve menajerlerin listesindeki oyuncular. Onun dışındaki bir şeyi herhalde gözlerimiz göremiyor bizim. Gomez'in az önce dedik ya Galatasaray'ın İyi oyunu var fakat topu üç direğin arasından geçirememe sorunu var. O sorunu bir ilaç olabilir, palyatif geçici bir ilaç olur ama. Galatasaray taraftarı da 4 yıl önceki Gomez'i beklemesin yani. 6 yaş aldı. 30 yaşından sonra her yaş insana 10 yaş gibi gelir. 6 yaş, 4 yaş daha almış bir Gomez'den bahsediyoruz. O da başka bir düş kırıklığına dönüştürebilir ama kaybolduğunu hissettiğimiz güven duygusunu tekrar geri kazanım için bir hamle olarak Gomez düşünülebilir. Kaleci konusunda düşündüğü gibi düşünmüyorum bunu. Ama o da yani 300-500 bin euroluk bir şey olur. 3 milyon euronun 36 yaşındasın ne oluyor? 36 yaştan sonra tabii buradan alacağı paralarla herhalde soygun gibi sözleşmeler. Herhalde Galatasaray bu oyuna gelmeyecektir. Çünkü benim gördüğümü ya benim gördüğüm bir de hali hazırda maliyetleri şey düşürmeye çalışan bir Galatasaray yönetimi görüyoruz. Hem maliyetleri, Babel'le. Hem maliyetleri düşürme hem de Ergin'in dediği sezon başında yola çıkarken yaşı da aşağıya çekelim kaygısı ve planlamasıyla başlamadı mı Galatasaray bu işleri? Ha yola çıktığında başa umulmadık şeyler geldi. İşte 15. 14. sıralarda dolaşıyorsun. 13 neyse işte. O paniğe yöneltebilir yönetimi ama yönetimler zaten bunun için var. Kriz anlarında doğru tavır alabilme yeteneğidir yönetimleri farklı kılan. Ben Gomez transferini hadi neyse işte kendine güven duygusu tekrar inşa edilebilsin diye alınabilir. Kabul ederim bunu bir futbol sever olarak. Ama öyle 3 milyon eurolarla falan değil. Gomez inşallah diyor. Taraftar oradan baskı yapıyor. Ne oldu? Taraftar baskı yaptınız. Rahmetli Mustafa Başkan'a aldırdınız şey Falcao'yu. Ne oldu? Hala onun paraları ödeniyor yani. Kurtulamıyorsun yani. Yani kulüp resmen Falcao transferiyle bütün dengeleri bozuldu. Fatih Hoca'nın dengesi de o zaman bozuldu. İstemediğini söylemişti. No, ama sosyal medya istiyormuş. Aldınız ne oldu? Şimdi de Gomez için bu kadar baskı yapmaya gerek yok. Bırakın ya Torrent gibi bir hocanız var. Onlar biraz da karar versinler. Yönetimi bırakın. Ya bu kadar baskı yaparak markanıza bir katkınız olmuyor. Şey gibi hani bekara karı boşama kolay gibi geliyor. Kim ödüyor Falcao'nun parasını? Sosyal medyadan baskı yapanlardan bir tane 1 lira veren var mı? Yok. Bir de biz çok odaklandık şimdi kaleci konusuna, forvet konusuna ama esas ihtiyacın hep bir 6 numara olduğu zaten sezon başından beri söylendi ama 6 numara ile ilgili çok net bir isim de öne çıkmıyor şimdilik. Evet. Ve
6 numara olmayan bir Jetson Fernandes ismine sen de biraz önce değindin. Biraz takılmış kalmış gibi görünüyor Galatasaray. Değil mi? Belki vardır. Belki bilmediğimiz bir isim çıkacak. O mantıklı yani. 6 numarayla birlikte bir Jetson transferi daha anlaşılabilir bir şey. Çünkü zaten orayı devşirip Berkan, devşirip Taylan'da oynadınız ve Galatasaray savunmasının ve kalecisinin de bu kadar fazla muhatap olmasının sebebi demin anlattığım gibi biraz o bölgeydi. Şimdi Çıkal Dağ bu yapılan 5-6 tane yeni transfer içerisinde en işini yapan gibi hani evet denilebilecek bir oyuncu. O da çok ideal seviyede değil ama diğerlerine göre en azından idare eder. Biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Şimdi siz oraya Jetson Fernandes katacaksınız. Şimdi yerli oyuncu zorunluluğunuz da var. Bununla beraber düşünelim. Oraya bir altı kesinlikle lazım. Yani Joseph bulamazsınız kolay kolay. Beşiktaş'a da öyle denk geldi. Ama Joseph Vari. Mesela çok kızdılar sezon başı ben söylediğimde. Kardeşim ne hala 40 yaşına gelmiş adam diye. Donk dedim yani. İdare eder seni, kalsın bu adam. Ne zararı var? Yani bir yıl uzatırsın, düşük maliyet. 36 bak şimdi nasıl arıyor Galatasaray. Ve alternatif oyuncu. Stopere koyuyorsun oynuyor, oraya koyuyorsun oynuyor, buraya koyuyorsun oynuyor. Neyse orada olan oldu. Yani Jetson Fernandes bir dinamizm katar orta sahaya ama takım savunması dediğin şeye biraz orta sahada ihtiyacı var. Hele ki Torrent'le oynamak istediği bir oyun var değil mi? Bu yüzden maçlar kaybetmeye de başladı. Trabzonspor maçı bunlardan biri. Tuzla maçından bir görüntü geldi. Feghouli'nin kaybettiği bir top var. Kendi ceza sahası içerisinde adam eksiltmeye çalışıyor. Bu sistem size çok iyi bir 6 numara gerektiriyor. Çünkü niye? Stoperden top alacak. Oradan oyunu başlayarak çıkacaksın. Evet. Oyunu başlatacaksın. Bu Jetson mu? Ben Jetson hani ilk dönemleri olmasa da sonrasında çok keyif alarak izlediğim çok dinamik bir oyuncu. Ama bu orijinal 6 numara lazım bence. Çapa dediğimiz adam lazım. Bir de çok uzun süredir de oynamıyor Jetson Fernandes. Oynamıyor. Evet bir de tabii şey yine kızıyorlar söyleyince de beklenti çok büyüktü. Bir Tottenham falan yaptı. Olmadı yani kabul edelim ki. Yani o beklenilen patlamayı yapamadı. Yani tekrar bir sene sonra buraya dönüyor durumu olması da hani oyuncu ile ilgili öyle 8 milyon euroya şey verelim. Zorunlu satın alma opsiyonu koyalım falan. Bunları asla kabul etmemesi lazım. Bir de şu parantezi de açalım Jetson Fernandes'te. Fatih Terim'in özellikle istediği bir oyuncuydu. Şimdi Torrent ne kadar istekli alınması konusunda o konuyu da bilmiyoruz açıkçası. Bilmiyoruz. Belki de Torrent'in kafasında başka isim vardır. Ya da teknik adamları da az önce Karabeli Hoca toplantıda söylemeye çalıştı. Yani bu oyuncu kötü şunu alalım. Bu oyuncu sakatlandı yenisini alalım. Biraz da teknik adamlar çağrı verecekler. Kadro içinden bir şeyleri bulacaksın. Özkan Sümer stoperden Santfor'dan stoper yarattı Galatasaray'dayken de yaptı Raşit üzerinden. Bazen de teknik adamların yönetimlerin ellerini güçlendirmesi, kolaylaştırması lazım. Kadro içinden de bir şey kaldı ki bana göre Taylan çok da kötü oynamadı Trabzon maçı. En iyi oynadığı i̇şte maçlardan biriydi. İşte tek hata alıp götürüyor maalesef. Evet. Ama hataları azaltmak oyunudur bu. Biliyorsun futbol bir hatalar oyunudur. Hatalar olmazsa bütün maçlar 0-0 biter zaten. Herkes işini mükemmel yaparsa çok güzel şey direklerden döner. Kaleci çataldan alır. Gol olmaz 0-0. Hatalar olacak. Önemli olan kendi takımı lehine hataların sayısını azaltıp doğruları çoğaltmak. Taylan hatalar yapıyor. Evet orijinal bir 6 numara olmamasına rağmen eline geleni de yapıyor. Bazen çok iyi maçlar da çıkarıyor. Hatalarını azaltma yeteneğini ona kazandıracak olan da teknik ekip. Daha yeni çalışıyorlar. Belki de Torrent diyor ki Domenech ya Tayland'dan memnunum. Bilmiyoruz ki bunu. Bir hata ile batılı kafa bir hata ile bir oyuncuyu harcamaz. Yok etmez. Galatasaray Trabzonspor maçına hazırlandığı gibi diğer maçlara da hazırlanıp o kurguyla sahaya çıkarsa ya bence yani diyorum ya Gomez'e de ihtiyacı yok. Gomez bir fırsatçılık yapıyor. Tam bir opportunite yakalamış. Taraftar da bastırıyor sosyal. İnşallah geliyorum falan. Ama çok seviyorsun Galatasaray'ı. İşte 500 zor durumdayız. Gel para almadan oyna. Çok seviyorsun ya. Aldı en azından geçti. Galatasaray'ın söylediği parayı aldı. Evet yani hani evet. Çok sevmediğini anlıyoruz da tabii. Neyi sevdiklerini tam ya eleştirmek için de söylemiyorum ama Mehmet Hoca taraftarımız dedi ki, da 1,5 yıl için Galatasaray yaklaşık 2 milyon euro civarında bir şey önermiş. O bile çok. İyi önermiş 3. yani. 3 dediğim 1,5'ı 50 milyon lira para yapar. Bu arada ben katılıyorum Selahattin Kınalı'ya. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Bak Trabzonspor maçını açın kulübelerle beraber bakın. Abdullah Hoca'nın rakip yarı alana hamle yapacak oyuncusu yok kulübede. Siyopis Hamşik var. Hamşik zaten sakat orada idareten durdu.
bunların hepsi takım savunmasına yönelik isimler. Evet. Yunus Mallı vardı, son bölümde aldı. Onun da zaten performansı ortada. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Burada dar bir kulübe vardı. Bu tarafta... Bir dakika Ergin, içim acıdı. Bir gireyim, sen devam et. Yunus Mallı girdiği anda hep doğru işleri yaptı. Kapattım. Tamam. Hı. Yani bu zamana kadarki performans. Tabii, yani yok, şunu demezsin değil mi? Yunus Mallı'yı kulübede gördüğün zaman Abdullah Hoca'nın hamle oyuncusu der misin? Yok, anladım. Ha. Tabii ki öyle. Bu tarafta çok güçlü bir kadro, CV olarak söylüyorum. Beşiktaş'ı da söyledim. Performansları tabii ki tartışırız ama A'dan Z'ye müthiş hamle gücü olan bir Galatasaray kulübesi vardı. Sahası da fena değildi Galatasaray'ın, 11. Tabii. Yani Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var, geniş bir kadrosu var. Mesela buradan iyi bir iş çıkarabilmek. Bu kadar eleştirinin üzerine çok kıymetli oyuncular var. Mesela bir Kerem'den başlayıp aşağı doğru saysan şu an Türkiye liglerinin en kıymetli oyuncuları bunlar yani. En kıymetlisi ya Kerem, yerli oyuncuların. Yani Uğurcan'la birlikte. En kıymetli oyuncu Tabanca gibi. Yani onu bence Torrent ondan başka türlü bir verim alma yolunda bulacaktır. Çünkü bana göre Kerem şey gibi, 14'lü gibi bir kurşun atabiliyor her maçta. 14 tane, 13 tane kurşun hazninde duruyor. Onları kullanma becerisini gösterirse Torrent, çünkü Kerem sonuçta gencecik bir çocuk yani. Hoca ona yol gösterecek. Suyun başına getirme yolunu hoca bulacak yani. Bir de şeyi de çok önemsiyorum. Avrupa Ligi performansları bunların. Çünkü Kerem milli takımda ve Avrupa'da yaptığı işlerle Kerem oldu. Şimdi saygı duyuyorum. Kayseri Spor maçında yaptığın hat-trick de Batı sana böyle bir bakmaz. Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi performansıyla 25 milyon euro oldu. Ozan Kabak 3 maçla, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçla transfer gördü. Mesela ben Trabzonspor açısından da yıllardır en çok önemsediğim şey budur. İlle de Avrupa. %100. İlle de Avrupa. Yani %1000. Buranın değerini 5'e çıkartacak platform orası. Evet tamam, şeyi anlıyorum. Çok acil camianın şiddet şampiyonluğa ihtiyacı var falan. Tamam, hı-hı, bu sene eyvallah. Seneye odağı da mesela Avrupa serüvenini çok iyi değerlendirmesi lazım. Uzun vadeli varoluşun yolu Avrupa. Trabzonspor'dan devam edelim. Şimdi biz diğer takımlardaki olumsuzluklar üzerine çok uzun uzun konuşuruz. Yani daha saatlerce bile konuşulur ama olumlu olduğu siyahtan zaman aslında... Siyahtan beyaza geçelim biraz. Evet, biraz öyle olacak. Olumlu olduğunda Türkiye'de özellikle çok haber değeri bile olmuyor işler yolunda gidince. Trabzonspor transferlerini de yaptı, takviyelerini de yaptı Selahattin Kınalı. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyor. İşler yolunda, moraller yerinde Trabzonspor'da. Kasımpaşa'da da en az önce Ergin'in söylediği donk yok, cezalı. Kasımpaşa'nın şeyi gibi yani, semendere evet, direği gibi ortada. Trabzonspor sol beke bir takviye yaptı. Diğer genç çocukları uzun vadeli düşünmek lazım. Belki Taha'yı Abdullah Hoca'nın epeydir izlediğini biliyoruz. Yani Taha kariyerine göre epeydir. Saha sonuçta 2 yıl, 1,5 yıldır sahalarda bir sorumluluk alırken görüyoruz. Belki bazı maçlarda sağ stoper olarak onu düşünebilir. Hüseyin Türkmen'in geleceğinin ne olacağına dair soru anlamlı bir cevap bulmuş değil henüz. Kiralama teklifleri var. Abdülkadir Ömür örneğinde olduğu gibi işte özür dilemiş. Hocanın tekrar şans verme ihtimali belki var. Ama özellikle hani kötü oyunundan ziyade Hüseyin için CV'sine asıl kötü not olarak düşen, oyuna girerken arkadaşına ev sahibi gibi davranmamış olması. Yani her kendisi sonuçta Trabzon'u yetiştirdiği bir çocuk. Dışarıdan gelen kim olursa olsun senin konuğun, Hüseyin'in de konuğu. Ona o yaşadıkları çok sağlıklı şeyler değil. Yani herkes o stresi yönetemeyebilir. Hüseyin'in de hataları olabilir. O anda da bir kopma yaşıyor olabilir kafasında. Görmemiştir bile belki. Ama işte profesyonel işlerde bunlar mazeret olmaktan çıkıyor. Her zaman karşına, önüne konan şeylere dönüşüyorlar. Trabzonspor içerideki Kasımpaşa ve Konya maçlarından 6 puan çıkararak tamamen Avrupa'ya odaklı yeni bir strateji geliştirme peşinde aslında. Asıl gizli plan bu. Bu iki maçtan çıkarılacak 6 puan sonrası Şampiyonlar Ligi hesaplarına başlayacak Trabzonspor. Ne yapabiliriz? Nasıl takviyeler yapabiliriz? Çünkü Trabzonspor'un eksikleri var. Özellikle sağ stoper. Bir de kadroyu ne kadar koruyabiliriz? Şimdi Uğurcan'a teklifler gelecektir muhtemelen. Uğurcan sonrası için çok tecrübeli bir kaleci arayışı var kafalarda. Onu biliyoruz. Uğurcan'ı tutamayız. Trabzonspor tutamaz artık. Tutmasın da zaten. O Türkiye Ligi'nin üzerine bir kaleci. Şu an puan tablosunda Trabzonspor 9 puan farklı önde duruyorsa Uğurcan'ın eldivenleriyle duruyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Belki çok fazla hakkı verilmiyor ya da görülmek istemiyor. Hani kazanınca sen hep haklı oluyorsun.
kazanırken hatalarını görebildiğin ölçüde gelecek inşası için umutlu konuşabilirsin. Bu arada gelecek 5 maçı da geldi ekrana Trabzonspor. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyor dedik. Ardından da oldukça zorlu rakipleri var Trabzonspor'un. İttifak Holding, Konyaspor. 2 maçı içeride oynayacak olması tabii ki bir avantaj. Ardından Alanyaspor deplasmanı, Kayserispor ve Fenerbahçe deplasmanı. Belki de bir kırılma fikstürü denilebilir mi acaba Trabzonspor açısından? Trabzonspor için kırılmaktan bahsetmek için çok erken. Trabzonspor için kırılmadan bahsedeceksen 2 maç üst üste 6 puan kaybetmesi lazım en az. O da en az yani. Ki Trabzonspor'un yönetimi ve başındaki teknik adam yani çok heyecanlı, panik yapacak adamlar değiller. Öyle olmadıklarını transfer politikalarıyla ve bu seneki yönetişim felsefeleriyle bize gösterdi Trabzonspor yönetimi. Ve sahada da teknik adamı gösterdi. Ben panik yapacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Trabzonspor'un kadrosu 2 maç üst üste berabere kalabilir. Kaldı da zaten ama 2 maç üst üste kaybedecek bir kadro değil. Bunu niye rahatlıkla söylüyorum? Trabzonspor'un oyun aklı Türkiye ortalamasının üzerinde. Hem oyun aklı, sahadaki oyun aklı hem kenardaki. Hamşik gibi bir oyuncu var. Trabzonspor Hamşiksiz Galatasaray'dan İstanbul'dan 3 puan çıkardı. Bu önemli bir ayrıntıdır. Oyun aklının yarısı kenardaydı Trabzon'un. Şimdi o da katılacak. Abdullah Avcı ve ekibi şöyle bir doğru yaptı bana göre. Hamşik'i Galatasaray maçını sahaya atabilirdi. Atmadı. Galatasaray maçını kaybetme pahasına Hamşik'i kalan maçlara sakladı. Bu teknik adam doğrusudur. Bunu teslim edelim. Fakat buna rağmen Trabzonspor Galatasaray maçını Uğurcan'ın müthiş performansıyla bir de kazandı yani. Ekstra 3 puandır o. Yani Trabzonspor'un 54 puanı var. Trabzonspor ben 52 puan diye düşünüyordum bu haftanın bitiminde. 52 puan iyidir diye. Ekstradan 2 puanı daha oldu. Trabzonspor'un bu saatten sonra tabii ki matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etmedikten sonra Türkiye'de her şeye hazırlıklı olmak lazım. Hem futbolun gerçekleri var hem de Türkiye'nin gerçekleri var. O yüzden kimse Trabzonspor şampiyondur dememeli zaten ama dememesi gereken asıl adam Abdullah Avcı demiyor zaten. Sağdaki 11'de bunu söylemiyorlar. Yönetimde zaten bu konuda dikkatli davranıyor. Bu hem en yakın takipçin Konyaspor'a saygısızlık hem de işine saygısızlık olur. İş ciddiyetini elinden kaçırdığın anda ne olduğunu anlayana kadar bir anda bakmışsın puan puana böyle gelmiş olabilirsin yani. Trabzonspor geçmiş deneyimlerinden biriktirdikleriyle bu hataya düşmüyor. Düşmeyecek de zaten. Bana göre Kasımpaşa ve Konya maçlarının alınacak 6 puanla da yeni bir sayfa, yeni bir döneme girecek Trabzonspor ve camiası. Gelecek maçları gördün Ergin sen de. Yine yapılan hamleleri de malum biliyoruz. Senin Trabzonspor'dan beklentin? Ya sezon Trabzonspor'un sezonu. Ne demek bu? Tecrübe dediğin şey uygulanmadığı sürece, hayata yansıtmadığın sürece hiçbir anlamı yok. Yaşanmışlıklar dediğin şey, ileriki yaşlarda aynı şeylerle karşılaştığın zaman o dönemi aklına getirip, o dönemden ders çıkarıp aynı şeyi yaşamamak için farklı bir metot uygulamaktır. Biraz onu yaşıyor Trabzonspor bu sene. Yani orta ve uzun geçmişte yaşadıkları Trabzonspor'a bu sene çok daha fazla bir olgunluk. Bu arada çok özür dilerim, bir transfer gelişmesi geldi ekrana, onu da aktarmış olalım. Fraport'tan Antalyaspor'da bir ayrılık var. Başakşehir'den kiralanmıştı Crivelli, hatırlayacaksınız. Oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bir son dakika transfer gelişmesi olarak duyurmuş olalım. Ergin evet. Devam edelim. O olgunluğu yaşıyor. Bu olgunlukla beraber genelde biz Trabzonspor'u şehri, değil mi Selahattin abi, oralı karakteristik özellik olarak tez canlılığıyla bir. Bizim Ali Kemal Yazıcı abi der ki ya biz çayı bile iki yudumda içiyoruz. Ne sabrı der mesela. Abdullah Hoca hem kendi yaşadıklarıyla ilgili hem de teknik direktör tarzı vardır Abdullah Hoca'nın. O korunaklı oyun dediğimiz şey oyun. Şimdi bunu skorlar da alarak şehre bunu bir kere inandırdı şehri. Yani inanılmaz bir şey oldu. Bu oyunun da aslında yani bu skorlarla bu oyunun sizi hedefe götürebileceğini, topa basmanın gerekliliğini inandırdı şehre. Çünkü niye tabela yaptı? Kazandı maçları, yukarı gitti. Ve zaten lazım olan buydu Trabzonspor'a da. Çünkü bazı anlarda, bazı dönemlerde öyle yapmaması gereken şeyler yaptı ki Trabzonspor tarih serüveni içerisinde. Hep zararını kendisi gördü. İnsan ne ederse kendine eder derler ya. Şimdi onu yaptı. Bu sene herkes topa basıyor. Şu Galatasaray maçı kaybedilseydi, hani oldu ki hatalar yapılmadı, 1-0 bitti. Bak o hikaye çok farklı bir yere gidebilirdi.
O kırılma dedin ya, o kırılmaları çok kırdı sene, bu sene Trabzonspor. Hep deri ölüm kalım maçına çıktığında hep ölen vardır. Trabzonspor ölüm kalım maçına çıktığında hep öldürdü bu sene. Ve arka tarafın moralini boza boza gitti. Evet. Öyle dakikalarda öyle maçlar katıp öyle goller attı ki resmen gardını düşürdü arka tarafın. Şimdi evet, matematik bize şunu söylemiyor ama büyük oranda artık Trabzonspor'un şampiyon olduğunu büyük oranda düşünüyorum. Yani öbür taraf bir kenarda dursun. Trabzonspor yönetimini de çok tebrik ediyorum. Yani ta geçen senenin devre arasından başlayan hikaye, Bakasetas'larla, Berat'larla başlayan hikaye. Yaz transfer dönemi çok ideal. Ve bu transfer döneminde, ara transfer, Visca falan, harcamaları da anladım. Çünkü bunu dört büyükler içerisinde sadece Trabzonspor'da anlarım. Niye? Dört yılı yayıyor harcamaları ya. Şundan ya, şunu söylemeye çalışıyorum. Hani yaş, maliyet yüksek gibi görünüyor. Ama niye anlıyorum bunu biliyor musun? Ben Visca'ya mesela Trabzonspor bunu verse normalde eleştirirdim bunu. Niye eleştirmiyorum biliyor musun? Hayır, bu kadar şans gelmişken bu sene ben anlarım Trabzonspor'u. Yani eyvallah ya, yapabilsin. Çünkü bu kadar ayağa kadar gelmişken şans hiç boşluk bırakmak istemiyor. Trabzonspor yönetimi Abdullah Hoca'ya çok iyi imkanları sundu. Çok geniş imkanları sundu. Abdullah Hoca da sahada skorlarla bunun karşılığını verdi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu sezon Trabzonspor'un sezonu. Zaten yarışmacı takımlar içerisinde bakalım, Konyaspor'a da çok şiddetle saygı duyarak Darko Maç'tan bol dömlek çıkartıyoruz. Ama biz genelde dört büyük üzerinden okuruz ya, hata da yaparız zaman zaman bu işi. Baktığın zaman orada olmayı dördünün içerisinde kim hak ediyor dediğin zaman zaten hani hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Trabzonspor ön plana çıkıyor. Şimdi Ergin az önce dedi ki, Ali Kemal abi, Ali Kemal Yazıcı çayı bile iki yudumda içiyoruz biz dedi. Selam edelim buradan Ali Kemal abiye. Ama şu anki futbol oyunu, şu an Trabzonspor oynadığı oyun çayı 26 yudumda tam içiyor. Onu, tam onu anlattım işte. Bak bunu işte, hissettirdi. Bak Göte şöyle bir şey der. Çok fazla derin düşünürsen der, Alman filozof, çok fazla derin düşündüğünüz anda der hayatın neşesini kaçırırsınız. Şimdi Trabzonspor çok fazla derin düşünüyor bu sene. Kabul ediyoruz bunu. Çünkü türlü oyunlarla elinden alınan 3-5 şampiyonluğu var. Ve bu birikmişlik bambaşka bir yola girme ihtiyacı doğurdu. Abdullah Hoca ile bu yola girildi. Ve Abdullah Hoca ile Trabzonspor çayı 26 yudumda içiyor. Fakat sindire sindire içiyor ve bu sene şampiyon bitirecek. Buna rağmen benim söylediğim şu, Trabzonspor çayı iki yudumda içmeye devam etmeli önümüzdeki sezonda. Katılıyorum. Bu sene şampiyon ol ama çayı iki yudumda iç, neşemizi kaybetmeyelim. Ya biz şampiyonluğu bu kadar kutsanmasını ben anlamıyorum. Şampiyonluk güzel bir şey, eyvallah. Lazım ama abi. Trabzonspor'a. Yok yok, şampiyonluk lazım. Lazım. Ya 5 yılda bir ol, 10 yılda bir ol. Bak Trabzonspor 10 yılda bir şampiyonluk bile yeter biliyor musun? Yeter ki neşemizi kaçırmayalım, neşemizi kaybetmeyelim. Biz neşemizi kaybettikten sonra Trabzonspor sahada beni temsil etmiyorsa 150 defa şampiyon olsa ne olacak? Seni, beni, Konyasporluyu Konyaspor sahada temsil edecek. Alanyasporluyu Alanya temsil edecek. Onun değerlerini, onun karakteristik özelliklerini sahaya taşıyacak. Trabzonspor benim özelliklerimi sahaya taşımıyorsa 150 defa şampiyon olsun. Ne olacak ki? Bıkarsın bir süre sonra. Kendine yabancılaşıyorsun. Yabancılaşmaktan kurtarmamız lazım. Kendimizi, bütün şehirler için söylüyorum bunu, bütün takımlar için, renkler üzerinden kendilerimize, hepimiz kendimize bir hayat felsefesi çiziyoruz. Bizim renkimiz şöyledir, biz evet, işte şöyle saygılıyız, işte böyle hakkıyla kazan. Tamam, güzel şeyler bunlar. Ama asıl olan kendi rengini kaybetmemektir. Trabzonspor rengi nedir? İşte dediğin gibi haddini bilmemek, çayı iki yudumda evet, içmek, çabuk konuşmak. Yok, haddini bilmemeyi ben olumlu anlamda kullanıyorum. Trabzonspor haddini bilseydi peki, Türkiye'de dördüncü bir şampiyon çıkmazdı. Selahattin Kınalı çok teşekkürler. Ergin Aslan çok teşekkürler. Teşekkür süremizin ederiz. Sonuna geldik. 24. haftaya giriyoruz malum. 23. haftayı bir hatırlayalım. Bir de ligdeki en iyi 20 golü izleyelim. Spor Ajansı'nı bu şekilde noktalayalım. Son dakikayı da aktarayım, öyle bitirelim. Ergin Ataman Fenerbahçe Beko maçında olmayacak değerli izleyenler. Malum Anadolu Efes'te karşılaşacak Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes baş antrenörü solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımın başında olmayacak. Covid testinin negatif olduğu bilgisi var. Onu da aktaralım. Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ergin Ataman Fenerbahçe Beko maçında olmayacak diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de tabii ki iletelim ve Spor Ajansı'nı noktalayalım. Hoşçakalın.